Merhabalar, iyi günler. Bugün yine Facebook ve Instagram üzerinden canlı yayındayız. Kendini sevme sanatı meydan okumasına devam ediyoruz. Bugün 26. gündü. Herkes toplanana kadar ben yine bir grupta paylaşım yapacağım. Merhabalar. Bugün 26. günü ve konumuz yaşsızlıktı. Yani yaşı düşünmediğimiz zaman, eğer yaşınızı düşünmeseydin, size bir soru sormuştum. Eğer yaşınızı düşünmeseydiniz neyi farklı yapardınız diye. Bununla ilgili neler düşündünüz? Yaşı çok düşünüyor musunuz normal zamanda? Merak ediyorum. İsterseniz şu anda hani canlı olanlar yorumlara yazabilir. Evet, yani yaşsızlık gerçekten benim hayat felsefem. Yaşla yaşamayı çok sevmiyorum. Gerçekten de çok çok faydasını da görüyorum. İstediğim hayatı yaşamama engel olan her şeyi aslında ortadan kaldırmış oluyor yaşsızlık. Onun için sizi de merak ediyorum. Hani nasıl geldi bu soru size? Neler hissettirdi ve yeni yılda hani yapacağınız şeylere nasıl etki edeceğini düşünüyorsunuz? Onun üzerine bir yandan paylaşamadım bunu da. Yorumlarınızı bekliyorum onunla ilgili. Şimdi bir de yaşla alakalı olarak bir şey daha diyecektim aslında. Şimdi aklıma gelmedi. Tekrar gelirse söylerim. Okey, süper. Biyolojik yaşamını hiç umursamadım diyen bir arkadaşımız var. Evet. İçindeki çocuk yönetiyor hala. İçindeki çocuğun yönetmesi güzel. Bir de içindeki çocuğun ihtiyaçlarını dinliyor musun? Hani o da gerçekten önemli. Çünkü o bizi aslında yaşalmamızı değil ama erginleşmemizi sağlayan bir şey. İçindeki çocuğun ihtiyaçlarını karşılamak gerçekten de önemli. Onu dinlerken hani eğlencesini vesaire dinlerken bir yandan da aslında ihtiyaçları da nedir ona da biraz kulak vermemiz gerekiyor. Bunu da beden aracılığıyla yapabiliyoruz. Evet. Şimdi yarın 27. gün ve yarınki konumuz gerçekten çok önemli bir konu. Benim hani her zaman aslında çocukluğumdan beri doğal olarak yaptığım bir şey. Yardım istemek. Yardım istemeye nasıl bakıyorsunuz? Ne kadar sık yardım istiyorsunuz? Ve yardım istemekle ilgili ne düşünüyorsunuz? Bana göre gerçekten yardım istemek, hani insanlara şey gibi görünür ya, güçsüzlük olduğu, işte bir yardıma ihtiyacım varsa o zaman hani güçsüzüm, bir şeye ihtiyacım var demek ki. Ama hayatta zaten birçok şeye ihtiyacımız var ve biz bunları hep bastırıyoruz. Ama özellikle yardım alacağımız insanlar varsa çevremizde herhangi bir konuda yardım istemek gerçekten çok kıymetli. Ve aslında ihtiyaçlarımızı dile getirmek de çok kıymetli. Çünkü iletişim sağlayabiliyoruz. Hem kendimizle hem de başka insanlarla bağ kurabiliyoruz. Dolayısıyla her anlamda yardım istemek önemli bir şey. Bundan dolayı yarın ki aktivitemiz yardım istemek olacak. Herhangi bir konuda ne zamandır hani böyle ya şunu nasıl yapsam, yani bu fikir alışverişi olabilir. Yayın kesiliyor mu? Okay. Facebook'tan da baktınız mı bilmiyorum. Onun da şu anda sorun yok gibi gözüküyor. Orada bir kesinti görmüyorum ama Instagram'dakileri zaten göremiyorum da Facebook'ta kesinti olduğu zaman haber veriyor. Şu anda nette bir sorun yok gözüküyor. Ama teşekkür ederim Esra. Yardım istemekle ilgili dediğim gibi gerçekten de cesaret isteyen bir şey. Güçsüzlük değil yani, aslında tam tersi. Evet, yani
her şeyi kendimiz yapamayız. Zaten yani neden biz bir yani atıyorum işte doğuyoruz, kardeşlerimiz oluyor ya da işte insanlarla yaşıyoruz. Sosyal bir insanız dolayısıyla ve her şeyi hepim tek başımıza yapamayız. Bu işte her tür ilişkide geçerli. Hani aynı evin içinde yaşayan ev arkadaşları da olabilir, sevgili de olabilir, eş de olabilir. Anne çocuk, baba çocuk da olabilir. Bu konu hani gerçekten sosyal insanlarız ve her konuda aslında hayatı paylaşabiliriz. Aslında yardım etmek bir şekilde hayatı biraz paylaşmak, istemek, almak ve vermek. Yani genelde biz hep verici olmaya çalışırız ama almasını bilmeyiz. Ama ihtiyacımız olanı alamadığımız zaman da eksik kalabiliyoruz. Şimdi galiba grup üstünde paylaşabiliyorum. Dolayısıyla gerçekten çok kıymetli. Gelişimimiz için de kıymetli bir şey. Ben mesela hani birçok konuda işte danıştığım insanlar oluyor, arkadaşlarım, dostlarım oluyor, psikolojik yardım alıyorum. Geri geldiği zaman ben de koçluk alıyorum. Yani bu hiçbir zaman bitmeyecek bir şey. Çünkü yani her zaman bir ihtiyaç olabiliyor. Her şeyi kendimiz yapamayız. Özellikle de hayatı insanlarla paylaşıyorsak gerçekten de yardım istemek, bu hayatı nasıl paylaşacağımız konusunda iletişime geçmek, bunlar gerçekten çok çok kıymetli şeyler. Bu iletişim olmadığı için de zaten bir sürü ilişki bayağı sıkıntı yaşıyor. Yani hani çünkü şey, hani ihtiyaçlarımızı dile getirmiyoruz. İhtiyaçlarımızı dile getirdiğimiz zaman aslında hani çok daha kolay olabiliyor. Sonuçta bizim ihtiyacımızı bizden başka hiç kimse bilemez. Dolayısıyla o yüzden yardım istemek, ihtiyaçlarımızı dile getirmek bu en doğal şeyimiz, yapmamız gereken en doğal şey hayatta. Aslında dediğim gibi cesur bir hareket. Yardım istemek. Hiç kimse tek başına bir şey yapmamış. Kimse tek başına memleket kurtarmadı. Dolayısıyla bir şey işte bir lider vardır ve lidere yardım eden bir sürü insan vardır gibi. Onun için siz de herhangi bir şey yapacağınız zaman ya da işte aklınız bir şey takıldığı zaman hiçbir zaman yalnız değilsiniz. Yani bunu da hatırlatın kendinize. Hani zaten inancınıza göre belki her zaman yanınızda birisi, bir varlık olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Onun dışında hani bir yandan da asla hiçbirimiz yalnız değiliz. Her zaman ihtiyacımız olduğunda uzanacak bir el elbet vardır. Bu ya profesyonel bir eldir ya bir dostun elidir ya da hiç ummayacağınız. Yani siz istediğiniz zaman zaten sizin karşınıza bir şekilde çıkıyor. Okay. Yani yarınki aktivitemiz herhangi bir konuda yardım istemek olacak aslına bakarsanız. Böyle şeyi bitirirken ayı bitiriyoruz. Çok yaklaştı. Onu ben de az önce diyordum. Şimdi bir yorum var. Onu okumak istiyorum. Kendi kendimize yardım etmeyi öğrenmeliyiz. Bir başkasına bağlı yaşanmamalı. İlk çözüm kendimiz olmalı. Evet, zaten ben aslında başkasına bağlı yaşamaktan bahsetmiyorum burada. Hayatı şimdi biz insanlara bağlı gücü insanlara vermek değil burada kastettiğim şey. Burada kastettiğim şey gerçekten bazen zor anlar yaşarız. Ve burada içinden çıkamadığımız durumlarda her şeyi kendimize yüklemek çok büyük haksızlık. Dolayısıyla böyle durumlarda özellikle ya da herhangi bir başka bir durumda en doğal şey yardım istemek. Hani istememeyi de seçebilirsiniz. Tabii ki bu kendi tercihiniz ama çok fazla yük bindiriyor insan üzerine. Yalnızlık, çünkü hani yalnız değiliz bu dünyada. Teşekkür ederim yorumunuz için.
Evet. Sorusu olan var mı? Bella, hayır Bella. Bella da katılmak istiyor canlı yayına. Evet, almak. Yani almak aslında dişil bir şeydir, enerjidir. Biliyor musunuz? Almak. Teslim olmak, teslimiyet ve bu buna açık olmak da gerçekten çok çok önemli. Yani teslim olmak bazı şeylere, alabilmek. Ya evet, bak bunu sen de yapabilirsin. Ya da hani dediğim gibi bu az önce ilişkilerde işte hani karı koca ilişkilerinde olsun. Hani biz Türk kadını olarak çok az aslında yardım istemeyi biliyoruz evlerimizde. Daha çok hep her şeyi yapan işte hem anne hem çalışır hem işte annelik yapar hem evini temizler hem yemeğini yapar her şeyini yapar. Burada hani bir iş dağılımına teklif bile edilemez. Halbuki belki ifade edilse bazı şeyler pek çok şey yapabiliriz ve gerçekten de dişil bir yöndür yani almak. Özellikle hani bedende de sol tarafı sol taraftır. Örneğin almayla ilgili bir sıkıntı yaşıyorsanız sol tarafınızda bir sıkıntı da yaşıyor olabilirsiniz. Okay. Evet, sanırım başka bir soru yok. Teşekkür ederim Esra. Facebook'a da bakıyorum tekrar başka bir yorum var mı diye. Yok zannedersem. Evet, yarın herhangi bir konuda yardım istiyoruz. Yani bu şey bile, en basit bir şey bile olabilir. Yani bir kahve istemek bile. Bir şey istemek yani. Herhangi bir şekilde yardım istemek. İşimizde herhangi bir şekilde yardım ya da bir farklı bir bakış açısı istemek olabilir. Her bir şey olabilir. Yani çok küçük bir şey de olabilir ya da başka bir şey. Gerçekten ciddi bir sorunuz var ve siz aylardır içinden çıkamıyorsunuz ve içinde duramıyorsunuz. Bir yandan da hem çıkamıyorsunuz hem duramıyorsunuz. O zaman bir yardım eli uzatılabilir size. Okay. O zaman sizi çok öpüyorum. Harika bir akşam olsun size. Çarşamba akşamı keyifli olsun. Kendinize çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Kendinizi sevin. Görüşmek üzere. Bye bye.